Hamdolsun. Evet, bugün de Rabbin önündeyiz ve ona tapınmak için ve onu yüceltmek için bir araya geldik. İlahilerimizle onu övmek harikadır. Tabii onun sözü de çok çok önemli. Çünkü bugün değineceğimiz konuyla aslında bağlantılı kutsal kitap Tanrı'nın bir planıdır. Ama bu planı Tanrı kendisi için değil, bizler için yaptı. Bizim kurtulabilmemiz için, bizim onunla sonsuz bir yaşama sahip olabilmemiz için Tanrı'nın bir plan yapması gerekiyordu. Planlarını Tanrı yalnız kendisi yapmadı. Aynı zamanda peygamberleri de görevlendirdi ve elçileri de görevlendirdi ve kutsal kitabın günümüze ulaştırarak kendi planını tüm halkına, tüm dünyadaki insanlara iletmek istiyor Tanrı. Tanrı'nın bir planı var. Tanrı her zaman biliyorsunuz bir plan devam ilerliyor. Bunun için bugünkü konumuz aslında Tanrı'nın planı bizim için en iyisidir. Yani daha başka planlar aramamıza gerek yok. Bizler yeryüzünde yaşayan Tanrı'nın çocuklarıyız. Hem yerde hem de gökte Tanrı'nın tek evrensel kilisesinin üyeleriyiz aynı zamanda. Kutsal ruh tarafından seçilip kutsal kılındık. Ve İsa Mesih ardından yürümeye ne yaptık? Çağrıldık. Çokları Rab'be çağırıyorlar ama ancak iman yolculuğunda devamlılık olması gerekli. Bu devamlılık olmadan imandan ne oluyor? Düşüyor insan. Bunu geçen defa vaazımda da açıklamıştım. Süreklilik çok önemli iman hayatı. Bir insan en büyük onur ve ayrıcalık Tanrı'nın isteğini yapmak ve onu bu çağda ona cevap vermesidir. Bu herkesin açık bir aynı zamanda bir çağrıdır ve bir de müjdedir aynı zamanda. İsa Mesih öğrencilerine bunu öğretiyordu ilk zamanlar. Rabbim bizler için planı işte budur aslında. Rab İsa Mesih gibi yeryüzünde göklerdeki babamızın isteğini yapmamızdır. Bugün bu konuyu biraz daha derinden paylaşmak istiyorum. Tanrı'nın isteği ve yaşamamız için planı nedir? Bir keresine Rab bakın ne diyor, ne söylüyor. Matta 7:21'de bana ya Rab, ya Rab diyen seslenen herkes göklerin egemenliğine gelmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecek. Ayrıca Matta 12:50'de göklerdeki babanın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim, annem odur diyor. Yani kendisinin Rab olduğunu iman etmemizle birlikte göklerin egemenliğine girmek ve Tanrı'nın ailesinin bir üyesi olmak için Tanrı'nın isteğini yapmanın gerekliliğini açıklıyor bize Tanrı. Tanrı'nın isteğini yapmanın gerekliliğini açıklıyor. Durum buysa bu durumun ne kadar da önemli olduğunu o kadar çok besbelli ki. Bu çağrı İsa'nın elçileri tarafından da birçok yerde vurgulandı. Petrus Tanrı'nın isteğini yerine getirelim diye günahtan özgür kılındığımızı ilan etti. 1. Petrus 4. bölüm 1 ve 2'de Mesih bedence acı çektiğimize göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan günah sırt çevirmiştir. Sonuç olarak dünyadaki yaşamınızın geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil Tanrı'nın isteğine göre sürdürün diyor elçi. Efesli imanları teşvik ediyor. Bunun için akılsız olmayın. Bu ayette biraz sonra okuyacağım ayette Efesler mektubunda. Rabbin istediği ne olduğunu anlayın. Gene Kolosililere, imanlara sizler için dua etmekten tam bir bilgilik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık diyor. Elçi Yuhanna ise dünyada dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar denmiştir. Yani sadece iman etmek değil, aynı zamanda yerine getirmek de önemli. Yani İncil'in
Bütününde öğretiler konu aslında imanlıların Tanrı'nın isteğini anlaması ve bunu yerine getirmesidir. Tanrı'nın insan için ilk isteği nedir? Oğlu İsa Mesih'e iman etmesidir. Ama isteği bununla bitmiyor tabii. Elçinin vaaz ettiği müjdeye göre günahların bağışlanması, Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye adanmış bir hayat için sadece ve sadece bir başlangıçtır. Bizler günahlarımızın bağışlanması sonucu Tanrı'nın oğlunun egemenliğine aktarıldık. Tanrı'nın oğlunun egemenliği demek, babanın isteğini yerine getiren oğullar olmamız demektir. Elçinin işleri 13:22'de Tanrı Davut için, bakın ne diyor, ne diyordu? Davut'un gönlümü uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Davut'un kendisi de Mezmur 48'de şöyle diyor. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreklerin derinliklerindedir. Davut kusursuz bir adam değildi. Günahlar içinde, hatta çok ciddi günahlar içinde yaşadı. İşledi. Ama Tanrı gene de ondan hoşnut oldu. Çünkü Davut Tanrı'nın isteğini yapmaktan zevk alıyor. Davut Mesih'in bir örneği olduğu gibi Mesih'e iman eden Tanrı'nın çocuklarının da bir temsilcisi oldu aynı zamanda. Tanrı'nın çocukları Tanrı'nın isteğini yapmaktan zevk almalıdırlar. Rab İsa Mesih yaşamı boyunca babasının isteğini yaptı. Babası söylemeden asla eyleme geçmedi. Eyleme geçtiğinde de ne düşmanlarının tehditleri ne de öğrencilerin ricaları onu yolundan döndürmedi. Sadece babasını dinledi. Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmektir diyor Yuhanna'da. İnsanlar bedenlerini doyurmak için nasıl açlık çekerse kardeşler, o da kendisini gönderenin isteğini yapmak için Rab açlık çekmektedir. Bunları yerine getirdikçe ruhsal olarak doyuyoruz. Zevk alıyoruz. Tanrı zevk alıyor. Her imanlı da Tanrı'nın isteğini yapmak üzere benzer bir ruhsal açlık ve bu zevk arayışını geliştirmelidir hayatında. Rab bize dua ederken bakın ne diyor? Gökte olduğu gibi yerde de senin isteğin olsun diye dua etmemizi öğretiyor Tanrı. Henüz yeryüzünde olan bizler Tanrı'nın gündelik hayatımızda bizi yönlendirmesine izin verdiğimiz zaman onun isteği olacaktır. Tanrı'nın planı bizim için en iyisidir. Geceleyin hiç bilmediğimiz bir ormanda tek başımıza bulunduğunuzu hayal edin. Hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz ve kaybolmuş haldesiniz. Büyük bir paniğe kapılırız değil mi? Bilinmeyen tehlike yollarda tek başına olmak için korkutucu olur bizim için. Ancak eğer yanımızda o bölgeyi avucunun içi gibi bilen ve tümüyle güvenilir biri olsa ne kadar büyük bir rahatlık olurdu. Bunu ben kendimde bir örnek vereyim. Şimdi daha çıkıyorum bazen. Yalnız bazen çıkmak bana tedirginlik veriyor. Ama can kardeşi yanıma aldığım zaman, bir kardeşi yanıma aldığım zaman kendimi daha güvende hissediyorum. Çünkü yanımda biri var. Ama yalnız gitmekten çok tedirgin oluyorum. Korkuyorum biraz hatta. Çünkü yalnızsınız ormanda. Hiç soru sormadan o sizi nereye götürürse kuzu kuzu onlara gidersiniz. Çünkü o ne yapıyor? Her yeri biliyor. Yanınızda güvenilir biri varken onun tavsiyesine uymamak ve kendi düşüncenize göre karanlık ve korkutucu ormanda yol almak akıl dışı bir hareket.
Ama biliyor musunuz? Çoğumuz aslında hayatımızda işte bunu yapıyoruz. Gelecek ve içinde yaşadığımız dünya sanki tehlikeleri ve felaketleriyle birlikte karanlık bir orman gibi etrafımızda durmuyor mu? Önümüzü göremiyoruz. Nereye gideceğimize emin değiliz. Ama ilerlememiz gerek. O zaman ne yapmalıyız? Panik içinde oradan buraya mı koşmalı ya da o panik halinde önümüze çıkan ilk yolu mu sapmalıyız acaba? Hayatlarımızda bazı dönüm noktaları var. Bu dönüm noktalarında alınacak kararlar uzun vadeli sonuçlar yaratacaktır hayatımızda. Örneğin evlilik, gençlik önünde büyük bir karar verme ya da meslek seçimi, iş kurma vesaire gibi kararlar hayatımızda çıkacak önümüze. Bunlar tüm hayatı etkileyecek önemlidir. Böyle durumlarda nasıl bir karara varacağız? Her bir kararın ardında yatan tehlikelerin ya da tuzakların farkında mıyız acaba? Acaba düşmanımız bizi tuzaklar hazırladı mı? O anda duygularımıza ya da düşüncemize göre mi iyi ya da düz görünen bir yol gerçekten öyle midir acaba? Bakın Özdeyişler'de 16-25'li bir ayet var. Diyor ki öyle yollar var ki insanın düz gibi görünür ama sonu ölümdür diyor. Böyle zamanlarda tamamen güvenebileceğimiz, geleceğimizi bilen ve bizi seven birinin yanında olması ne güzel olurdu değil mi? Bizler Rab İsa Mesih'in sahibiyiz. Sahibiz. O bizi en güvenli ve bizim için en iyi yoldan yürütecektir kardeşler. Siz sadece yeter ki ona güvenmeye, bizler ben dahil güvenmeye devam edelim. Mezmur 25:10'dan Rabbim bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır diyor. Anlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. Mezmur 25:12'de kim Rab'den korkarsa Rab ona seçeceği yolu gösterir diyor. Rabbin sözünde Efesliler 2:10'da çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Bu ayete göre Tanrı'nın her birimiz için belirli bir planı hazırladığı iyi işleri vardır. Bizim için önceden bazı iyi işleri hazırlamış olduğunu bunları yapmak için Mesih İsa aracıyla yeni yaratık olmuşuz. Tanrı'nın bu planının en iyisi olduğunu ikna olmak zorundayız. En iyisi olduğunu. Çünkü bazen Tanrı'nın planı ararsak başımıza kötü bir şey gelecekmiş ya da aslında istemediğimiz bir şeyle karşılaşacakmışız gibi bir yanlış düşünceye de girebiliyoruz. Aklımıza gelebiliyor. Tanrı'nın bizim için en iyisini isteyeceğini güvenmekle zorluk çekiyoruz bazen. Bu dünyasal düşüncelerden kurtulmak, Mesih'in düşüncesini kuşanmamız gerekiyor. Birçok kişi gençliğinde Tanrı'nın isteğini aramadığı için hayatlarını berbat eder. Tanrı'yı tanımayan gençlerin felaket haberlerini her gün haberlerde okuyoruz. Bakın kadın cinayetleri gene çok artmaya başladı. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Gençleri biliyorsunuz güçleri ve kendine güvenleri üst düzeyde oluyor gençler. Dünyayı merak ediyorlar ve dünyayı sevmeye daha çok yakınlar. Çünkü dünyanın iç yüzünü tanımıyorlar. Dünyadan beklentileri var ve bu tecrübesizler, bu konuda tecrübesizler, dünya ile ilgili şeyleri bilmiyorlar aslında. Bu yüzden onları ikna etmek zordur ve gençlik ruhsal olarak insan için en zor çağdır. Bu yüzden Ağıtlar 3:27'de dediği gibi insan için buyurduğu gençken taşımak iyidir diyor Tanrı. İnsan için boyunduruğumu gençken taşımak iyidir diyor.
Boyundurluk sözcüğü Rab her yerde daha çok kullanıyor bu sözcüğü. Hatırlıyor musunuz Matta 12:28'de? Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Boyundurluğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyundurluğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir diyor İsa Mesih. Bu ayetlerde İsa Mesih bize bir davet yapıyor aslında. Boyundurluğumu yüklenin diyor. Boyundurluğumu yüklenin, benden öğrenin. Ne demektir? Bir çift öküz bir tarlaya sürmek üzere koşulduğunda bir tarlada tutulmuş halkalar boyundurluğundan geçirilir ve yan yana tutulur. Genç bir öküz tarlayı sürmek üzere eğitilmek istendiğinde yaşlı ve tecrübeli bir başka öküzle birlikte aynı boyundurluğa girer. Böylece genç olan daha tecrübeli olan aynı doğrultuda ve hızda yürümeye mecbur kalır ve öğrenmeye başlar. İnsanın boyundurluğunu yüklenerek işte onda biz de böyle öğreniyoruz. Yani Rabb'i hoşnut eden yolda onun yönetimi dışına çıkmadan, sağa sola savrulmadan, onun hızına ayak uydurarak gidiyoruz. O elbette bizim gücümüzü biliyor ve bizim taşıyamayacağımız daha fazla bir yük vermiyor bize. Sahipleri öküzlerin boyundurluğunu takmaya zorlanır, biliyor musunuz? Çünkü hayvan istemez. Ancak Rab bize onunla birlikte yürümeye davet eder. O sadece bizim sahibimiz değil, aynı zamanda boyunduruğumuzu paylaştığımız dostumuzdur da aynı zamanda. Böylece ondan öğreniriz. Bilgi öğretmenimizdir Tanrı'nın kendisi. Onda bir zorlama yoktur. Bunu unutmayalım. Tanrı bizi asla bir şey yapmaya zorlamaz. O davet eder. Daveti kabul ettiğimizde bizi sevgiyle ve sabırla eğitir. Bu daveti reddetmek ne demek? Büyük bir akılsızlık olur. Ya kendi isteğimizin ağır yükünü ve boyunduruğunu yorgun, argın, yenilgilerle, huzursuzluklarla, pişmanlıklarla dolu olarak taşıyacağız ya da gerçek özgürlük, derin bir rahatlık ve tam bir esenliği getiren İsa Mesih'in hafif yükünü, boyunduruğunu alacağız. Henok'un, hepimiz biliyoruz Henok peygamberini. İbraniler kitabında Henok hakkında iman sayesinde Henok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı diyor. Kimse onu bulamaz. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eder, biri olduğunu tanıdık edildi. Diyor, yazıyor. Henüz Tanrı'yı hoşnut etmiş. Peki nasıl? Bunun cevabı Yaratılış 5:22'de var, yazıyor. Henok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Tanrı'yı hoşnut etmenin tek yolu onunla birlikte yürümek, onun boyunduruğuna yüklenmek. Bakın Tanrı'nın yolunda yürüyor sanki. Tanrı'nın planından uzaklaşan kişiler ancak imanların Tanrı'nın hayatı için olan kusursuz planlarından uzaklaşması bazen mümkün oluyor kardeşler. Ne yazık ki. Çünkü Rab kimseyi zorlamaz ama kendisiyle birlikte onun isteğine göre yürümeye davet eder. Kutsal kitapta Tanrı'nın planını ıskalayan bazı imanlardan bahsediyor. Kalamışlar. Saul, İsrail'in kralı olmak üzere Tanrı tarafından seçildi ama en sonunda sabırsızlığı ve itaatsizliği yüzünden sabredilemez durumda kaldı. Evet, bir süre kral olarak tahta kaldı ama Tanrı'nın kendi hayatı için olan planından uzaklaştı diyor. Kendi hırsına yenilmiş, dengesiz bir adam olarak öldü. Tanrı'nın hayatı için olan planından uzaklaşan bir diğer kişi de Süleyman'dır. İyi yıllarında Tanrı'yı hoşnut etti ama
daha sonra gene Tanrı'nın yasalarını itaat etmedi. Putperest kadınlarla evlenerek Tanrı'nın planını ıskaladı. Çok acı çekti. Gene doğduğu günden beri Rab'be adanan Şimşon seçilmişliğini hafife alarak düşmanlarının eline düştü. Çok acı çekti. Bunlara benzer örnekler çok var Kutsal Kitap'ta. Yani anlaşmasında çok örnekler görebiliyoruz. Bir de Dimas örneği var. Paulus Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti diyor baba. Dimas kimi sevmiş? Dünyayı sevmiş. Paulus'la birlikte hizmet etme ayrıcalığına kavuşan ama dünyayı sevdiği için Tanrı'nın planından uzaklaşmış bir imanlı örneği görüyoruz bu sayede. Çünkü dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Bazen dünya sevgisine yer vererek mesleğimizi, oturacağımız yerleri, evleneceğimiz kişileri Tanrı'ya danışmadan seçip daha sonra da Rab için bu şekilde de yaşayabileceğimizi düşünebiliriz. Düşünüyoruz bazen. Marhameti bol olan Rab böyle düşünceleri sınırlı biçimde kullanabilir ama Tanrı'nın bağında gösterebilecekleri yarar çok düşük kalır. Eğer bunlar en başta Tanrı'nın en iyi planı dua ve Rabbin sözünde arasalardı o kişiler, Tanrı'nın boyunduruğunda kalsalardı Tanrı oğulları kullanarak çok daha büyük işler yapacak. Tanrı ile birlikte yürümek için onun yollarını imanda ilerlemezsek kaygı çekersek sonunda kaybeden biz oluruz ve bunun zararı biz oluruz. Mezmur 81'de halkımı sesimi dinlemediler. İsrail bana boyun eğmek istemedi diyor Tanrı. Ben de onları inatçı yürekleriyle baş başa bıraktım. Bildikleri gibi yaşasınlar diye keşke halkım beni dinleseydi. İsrail yollarında yürüseydi. Aslında bu hepimiz için geçer. Tanrımız nasıl da halk için yas tutuyor değil mi? Keşke halkım beni dinleseydi, yollarında yürüseydi diyor. Bakın kardeşler, halkım onu dinlemediği zaman Rab ne yaptı? Bu ayetlerde söylüyor, çok korkunç bir şey. İnatçı yürekleriyle baş başa bırakıyor ve bildikleri gibi yaşamalarına Rab izin veriyor. İnsanın bildiği gibi yaşaması imansızlıktır. İmansızlıktan bildikleri gibi yaşarlar. İmansızlardan. Rab bizi esirgeyen Rab bizi bildiğimiz gibi yaşamaya terk etmesin. Çünkü biz her şeyi bilmiyoruz. Her neysek Rabbin lütfuyla öyleyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bütün bu uyarılar ışığında eğer Tanrı'ya itaatsizlik ettiğimiz ve onun planı yerine kendi isteğimizi aradığımız bir durumdaysak önce Rab bize bunu göstersin ve bunun ardından çok geç olmadan yapacak olan bir şey var. O da nedir? Tövbe edin. Yunus'u hatırlayalım. Yunus kendi isteği uğruna Tanrı'nın sözünü dinlemedi ve verilen görevden kaçtı. Tanrı'nın planından uzaklaştığını okuyoruz Yunus'un. Ama Tanrı'nın yargısı geldi ve dev bir balık onu yuttu. Ancak Yunus balığın karnına tövbe edince tekrar Tanrı'nın onun yaşamı hakkındaki planına geri dönebildi. Kurtuluş senden gelir ya Rab deyince Rab ona merhamet etti. Sonlara doğru geliyoruz. Ve de tüm Ninova halkı onun hizmetiyle tövbe etti. Yunus'un durumu bize ibrettir aslında.
kendi yollarımızda tövbe ettiğimizde Tanrı bizi kendi planına geri döndürecek güce sahiptir. Ama tövbe etmezsek ve illa da balığın karnına düşmeyi beklemeyelim. Rab için her şey mümkündür. Yeter ki biz Rab'le birlikte onun boyunduruğunda kalalım. Evet kardeşler, Rabbi verecek tek bir hayatımız var. Ve bu hayat kum saatinden akan kumlar gibi eriyip gidiyor. Tanrı'nın planı bizim için en iyisidir. Tanrı'nın ve onun isteği bizim için en doğrusudur. Bundan sonra düşüşe razı olmak akılsızlıktır. Bilgilikten yoksunluktur. Son olarak Efesliler 5. bölümden birkaç ayet okumak istiyorum. Ondan sonra dua edeceğim. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgilikten yoksun olanlar gibi değil, bilgiler gibi yaşayın. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Rab hepimizi kendi isteğine yöneltsin ve onun hayatımız için planını gerçekleştirsin. Amin. Şimdi kısa bir dua etmek istiyorum. Göklerdeki babamız, ne kadar harika sözlerin var. Bizleri eğitiyorsun, bizlere bakıyorsun. Rab harika, bu planın için sana minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Ve Rab her zaman sende olmak, senin planlarında ilerlemek, büyümek ne kadar harikadır. Rab teşekkür ediyoruz ve burada imanımızı arttırman için de dua ediyoruz. Rab hepimizin imanını arttır ki senin yollarında ilerlerken büyüyelim, imanda büyüyelim. Ve şeytanın bizlere fırsat vermesine engel olalım diye dua ediyorum. Ve tüm hayatımızda senin yönlendirişin olsun hayatımızda diye dua ediyorum. İsa Mesih, senin yüce isminle dua ediyoruz.